Diyanet TV ekranlarından hepinize selam ve muhabbetlerimizi gönderiyoruz efendim. Sağlam bir muhakeme ve müşahede kabiliyetine sahip olan herkes rahatlıkla şunu bilir ki gençler ve gençlerin dünyaları mühimdir. Biz bu gençlerin dünyalarını keşfe çıkmalıyızdır. Bir sürü cümle kurabiliriz gençler üzerine. Efendim, bugün gençler ve gençlerin sorunlarının üzerine yani başa çıkma kabiliyetleri üzerine konuşacağız. Ayrıca gençlerdeki inançsızlık potansiyellerini de soracağız kıymetli hocamıza. Efendim kendisi Erzurum'dan geliyor. Hem eğitimci, hem öğretmen, hem de din psikolojisi uzmanı. Doktor Murat Çinici bizlerle. Değerli hocam hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Hoş bulduk, tekrardan merhabalar. Böyle gençlerle ilgili konuşunca hemen yüzümüzde bir tebessümvari ifade oluşturuyoruz. Gençlerle eğitim hayatımız boyunca tabii ki sürekli beraberiz ve genç kalıyoruz o şekilde de. Gençlerle beraber genç kalmaya çalışıyoruz. Muhteşem bir dinamik değil mi hocam? Evet, evet kesinlikle. Gençler. Hocam elbette bir birey sorunlarla her daim karşı karşıya kalıyor çünkü bu İnsanın doğasında, dünyanın doğasında, tabiatımızda olan bir şey. Yani sorunsuz bir varlık yok. Yok. Ama gençleri işin içine kattığımızda, gençlerin sorunlarla başa çıkma yöntemleri, başa çıkma formülleri nasıldır diye sormadan edemiyoruz. Ben evvela şunu sormak isterim hocam, bu başa çıkma kavramı tanımlar mısınız? Nasıl, ne demektir? Başa çıkma aslında psikoloji literatüründe kullanılan bir teknik terim. Kısaca stres oluşturan her durumla mücadele etmek, onu olumluya çevirmek olarak tanımlayabiliriz. Ama şöyle metaforik olarak anlamaya çalışırsak, şöyle insanı yine ele alalım. İnsan doğduğu andan itibaren birçok zorlukla, sıkıntıyla baş başa kalıyor. İşte mesela gözünü açıyor, etrafında annesi var, babası var. Annesi uzaklaşıyor ve bir güvensizlik yaşıyor. Dolayısıyla bu bir sorundur. Annesi yaklaştığında tekrar o güveni kazanıyor. Veya baba figürünü görüyor, çevresini anlamaya çalışıyor, kendi bedenini fark etmeye başlıyor. İnsan aslında hayata gelmiş bir yolcu olarak dersek, bu yolculukta karşılaşmış olduğu birçok problemle, birçok sorunla karşı karşıya geliyor. Gençlere geçmeden önce aslında insanın bu serüvenini anlarsak, içerisinde de gençlerin problemlerini sorunlarına daha iyi anlamlandırabiliriz. Çocuğa bakıyorsun, çocuk işte annesinin babasının yanında biricik, seviliyor, sayılıyor, el üstünde tutuluyor. Sonra okula başlıyor, bir bakıyorsun o biricikliğini kaybetmiş. Okulda onun gibi bir sürü biricik arkadaşı var. Dolayısıyla orada bir şok yaşıyor. Yani hayatın ona getirmiş olduğu, bir insana getirmiş olduğu bütün yeni durumlar aslında stres yaratıyor. Kardeşi oluyor, stres yaşıyor. İşte okula gidiyor, stres yaşıyor. Her gün okula kalkıp gitmesi onun için belki bir stres oluşturuyor. Bunlar normal. Yani bu streslerin olması, bu sorunları yaşaması her insanın karşılaştığı normal süreçler olarak elde düşünebiliriz. Gençlik dönemi de hakeza. İşte bir genç yaşının getirmiş olduğu somut zeka, soyut zeka, duygusal zeka, fiziksel değişimler, biyolojik değişimler vesaire. Bunların her birisi kendisinde türlü türlü uyum problemleri ortaya çıkarıyor. Bir taraftan sosyalleşmeye çalışıyor, bir taraftan bedeninin getirmiş olduğu yenilikleri anlamaya çalışıyor, bir taraftan arkadaşlarıyla uyum sağlamaya çalışıyor, bir gruba dahil olmaya çalışıyor, gruba dahil olamayınca mutsuz oluyor, bir taraftan duygularını yaşarken karşısında bulunan insanlara saygı duyuyor, seviyor, sevilmiyor, dışlanıyor. Dolayısıyla insanın ömrü her dönemde, içinden geçtiği her dönemde çok çetrefilli bir yaşam formu üzerine kuruluyor. Bunlar olması gereken durumlar. Bu sadece insana özgü bir durum değil, bütün canlıların karşılaştığı sorun. Peki biz bu sorunlarla karşı karşıya kaldığımızda ne yapıyoruz? İşte psikolojide başa çıkma, karşılaştığımız her stresli durumla mücadele etmek, onu anlamlandırmak, onu hayatımıza mal etmek ve onu pozitif bir etkiye çevirme olarak tanımlanan bir, geniş bir kavram. Aslında biz yaşadığımız bir sorunu tehdit olarak da algılayabiliriz. Veya onu tehdidin dışında kaygı da bize yaşatabilir. Dolayısıyla hayatımız aslında sorunlarla, sorun olarak gördüğümüz olaylarla gözümüzü dünyaya açıyoruz. Ve ölene kadar, hayatımızın sonuna kadar böyle bir baş etme süreciyle yaşıyoruz. İnsanların olumsuz yaşam olaylarını olumluya çevirmesine,
olumlu anlamlandırma sürecine aslında başa çıkma olarak diyebiliriz. Bir diğer tabirle kısaca bir tanım yapacak yine olursak, hayatı anlamlandırma çabasıdır. Yani hayatta karşılaştığımız her durumu anlamlandırma çabası bireyin başa çıkma mekanizması olarak ele alınabilir. Peki insan karşılaştığı bu sorunlarla nasıl başa çıkabilir? Genel olarak iki tür şekilde ya bastırır, onu görmezden gelir veya onunla mücadele eder, onu pozitife, kendi hayatına bir katkı sunacak şekilde getirir. Burada da bireylerin onunla nasıl başa çıktığı öne çıkıyor. Bastırdığında tabii bu belli başlı problemler ortaya çıkaracaktır. Ama onu kabul edip hayatının bir gereği olduğunu anlayıp onun üzerine hayatını şekillendirdiğinde daha sağlıklı bir ruh haline gireceğini söyleyebiliriz. Yine bunun dışında başa çıkmayı literatürde olumlu başa çıkma, olumsuz başa çıkma, işte bir problem odaklı başa çıkma veya duygusal odaklı başa çıkma diye kendi içerisinde ayırıyorlar. Eğer siz başınıza gelen bir problemi anlamlı hale getirir, onu pozitif bir şey olarak görürseniz bunu olumlu başa çıkma diyebiliriz. Olumsuz olarak görürseniz, kötü bir şey olarak nitelersiniz, ya bu benim başıma geldi ama bu kötü bir şeydir derseniz olumsuz başa çıkma. Problemi mantıksal bir şekilde anlayıp onu çözmeye çalışırsanız, onu mantıksal bir süzgeçten geçirip probleme odaklanıp onu aşmaya çabuna problem odaklı diyebiliriz. Bir diğer taraftan duygusal olarak ona karşı sevgi veya nefret besleyebiliriz. Bu da duygusal başa çıkma şeklinde tanımlanabilir. İlkokula giden bir öğrenci üzerinden düşünecek olursak, işte kalkıyor her gün sabah, normalde evde her gün annesiyle babasıyla dururken okula gitmeye başlıyor. Bu başa çıkılması gereken bir durumdur. Her gün gidecek, her gün kalkacak, sıcak yatağından çıkacak ve okula gidecek. Okula gidecek, orada bir öğretmen var. Her istediğinde belki tuvalete gidemeyecek, ondan izin alması gerekiyor. Dikkat ederseniz çok basit de görünse bunlar o dönem için, o çocuk için müthiş baş edilmesi gereken olaylar olarak görünüyor. Peki zaman sonra ne yapıyor? Bunu anlamlandırmaya başlıyor, hayatına bunu alıyor ve hayatını bu düzene göre yaşamayı öğreniyor. Dolayısıyla insanı şöyle kısaca tanımlarsak, hayatı anlamlandırmaya çalışan bizler, başımıza gelen her türlü sorunlarla, problemlerle mücadele ederiz. Bunları anlamaya çalışırız. Hayatımızı bu şekilde var etmeye çalışırız diye bir tanım yapabiliriz. Hocam, bu anlamlandırma sürecinde böyle bize destek olanların da galiba ihtiyacımız olan ana ilk madde olduğunu da gündeme getiriyoruz. Siz böyle anlatınca hani her şeyde başa çıkma, insan çünkü o yaşam serüveninde hep bir şeylerle karşılaşacak ve başa çıkmak için elinden geleni yapacak. Şunu hatırladım, biz büyüme evresindeyken işte ellerimiz, ayaklarımız orantısız büyümeye başlıyor ve sağımızdaki, solumuzdaki ne varsa devirmeye başlıyoruz. Evde pek çok kez bardak kırdığımı, tabak kırdığımı hatırlıyorum. Ama annemin ifadesi şuydu, sana bir şey olmasın da parçasını yanına koy. Yani yavaş yavaş öğreniyorsunuz. Aslında bu destek kuvvetler de çok önemli değil mi? Kesinlikle. Mesela bir öğretmen, bir anne baba, işte bir arkadaş bizim başa çıkma yöntemlerini öğreninceye kadar olan o sürecimizde bizim yanımızda ve yamacımızda hep olmalılar mı? Tabii ki bizim yanımızda bize rehberlik yapacak bir annenin, babanın olması, bir çevrenin olması, bir eğitim öğretmenin olması, bunlar bizi şanslı kılıyor aslında. Bizi kıymetli kılıyor. Yoksa bizi anlamayan, çocuğu veya bireyi anlamayan, içinden geçtiği bu dönemleri hep olumsuza yorumlayan, sen zaten hep böylesin, yapamıyorsun gibi suçlayıcı tavırlara sokan, onun kaygı düzeyini artıran, onu yaşadığı olayları bir tehdit olarak gösteren yaklaşımların hepsi bireye olumsuz, sağlıksız bir ruh aleti olarak geri dönecektir. Burada sizin de söylediğiniz gibi öğretmenlere, eğitim içeriklerine, yine aynı şekilde anne babalara, bu insanla ilgili olan bütün vazifeli kişilere çok önemli misyonlar düşüyor. İnsan ancak insanlar üzerinden eğitilir. Yani insanı insan eğitir. O yüzden zaten Allah-u Teala peygamberleri insanlara göndermiştir. Yoksa kitabı gönderir de derdi ki alın uygulayın. Ama bir peygamber, peygamberler gönderiyor ve insanı insan üzerinden eğitiyor. Demek ki biz hayatta
Başa çıkmamız gereken problemlerin olması çok normal. Bir kere bunun bilincinde olmamız gerekiyor. Yani bu danışmanlık hizmetlerinde, manevi danışmanlık hizmetlerinde hepsinin temelinde aslında insanın hayatında yaşamış olduğu sorunları problem olarak görmemesi yatar. Evet, bunlar hayatın akışının bana getirmiş olduğu aşılması gereken problemler, sorunlar olarak bakarsak bunları bir şekilde aşabiliriz. Ama ben bittim, bunlar niye benim başıma geliyor, ben bu hayatı çekemiyorum. Mesela gençlerin işte özellikle ergenlik döneminde kendimizi düşünürsek o dönem çok fazla git gel yaşadığımız bir dönemdir. Yani ben bütün dönemler içerisinde özellikle ergenlik döneminin çok önemli, çok ciddi sorunları yaşayabileceğimiz bir dönem olduğunu düşünüyorum. Mesela o döneme bakarsanız yaşamış olduğumuz her şeyden bir ızdırap duyarız, acı çekeriz. Hatta ben o döneme arabesk dönem diyorum. Yani gençler o dönemde bir gün aynaya bakar, çok mutlu olur. Ya benden daha güzeli var mı, benden daha yakışıklısı var mı der. Ertesi gün aynı aynaya bakar, aynısıdır kendisi. Ya benim gibi bir insan olabilir mi, ne kadar çirkinim, ne kadar kötüyüm diye bir git gel yaşayabilir. Öğrencilerime de genelde bunu anlatırken hep şöyle diyorum. Bunları biz de yaşadık, siz de yaşıyorsunuz. Sizden sonra sizin çocuklarınız da yaşayacak. Bu o dönemin bizlere getirmiş olduğu bir özellik. Bununla baş etmeyi öğrenmemiz gerekiyor. Çünkü biz o dönemde ergenlere şöyle baktığınızda, o gençlik dönemine, özellikle lise dönemlerine baktığınızda bir yanıyla çocukturlar. Çünkü çocukluktan geliyorlar. Bir yönüyle de yetişkindirler. Bir bakarsın bir çocuk gibi davranabiliyor. Bir bakıyorsun yetişkin gibi davranabiliyor. Dolayısıyla bir geçiş, yani oradan yetişkinliğe doğru bir geçiş aşaması çok zor bir dönem. Hepimiz bu dönemi geçirdik. İşte sevildiğini hissetmek istiyor, sayıldığını hissetmek istiyor, sevmek istiyor, saymak istiyor vesaire. O dönemde tabii ki inanç açısından baktığımızda şüphenin de, çünkü soyuz zeka çalışmaya başlayınca bir şeyleri anlamlandırması gerekiyor. Eskiden yani çocukluk döneminde birey ne yapıyordu? İşte annesinden babasından gördüğünü alıyordu. Tamam diyordu, kabul ediyordu, yapıyordu, ibadet yapıyordu veya işte inanıyordu vesaire. Ama ergenlik döneminden sonra öyle olmuyor. Bir şüphenin başlaması normal. Çünkü o dönemde artık bilişsel olarak olayları anlamlandırmaya, bu neden var, bu nasıl oluyor, olması gerekiyor mu gibi sorular sormaya başlıyor. Dolayısıyla gençlik diyebileceğimiz ergenlik dönemi ve belki üniversite dönemi, kısmen üniversite dönemi. Yani yetişkinlik dönemini belki işe başladığı, vazife aldığı, evlendiği dönem olarak düşünürsek, yani iş hayatından önceki süreci gençlik olarak belki konumlandırabiliriz. Ergenlikle beraber işe başlayacağı döneme gençlik geniş anlamda söyleyebiliriz. Bu dönemin kendine has bir takım sorunları olacaktır. Bu sorunlarla baş edebilmede de birçok mekanizma vardır. Ama benim çalışma alanım gereğince şunu söyleyebilirim ki din bu başa çıkma mekanizmalar içerisinde gençlere çok fazla etkili ve kalıcı çözümler ürettiğini söyleyebilirim. Nasıl peki hocam, bu dini başa çıkma yöntemlerini nasıl kullanıyor gençler? Mesela bu ezberci olan o yaş kritiğinden sonra bir anda sorgulayıcı bir yaş kritiğine giriyorlar. Bu yaş kritiğinde de sürekli o soyut alanı irdeleyecekler, sorgulayacaklar. Nasıl bir dini başa çıkma yöntemi oluşturuyorlar? Şimdi dini başa çıkma kavramı din psikolojisinde çok sık kullanılan bir kavram. Başa çıkma mekanizmalar içerisinde de dini başa çıkma kullanılıyor. Birey karşılaştığı sorunlarla eğer dini inancını kullanarak, dini ritüelleri kullanarak bir baş edebilme yapıyorsa, bir başa çıkma yapıyorsa buna dini başa çıkma diyoruz kısaca tanım olarak. Burada da önceki tanımımızda hani olumlu dini, olumlu başa çıkma ve olumsuz başa çıkma demiştik. Burada da olumlu dini başa çıkma ve olumsuz dini başa çıkma diye kendi içerisinde anlamlandırabiliriz. Gençler şayet dini olaylara pozitif bir yaklaşım içerisindelerse, yani dua ederek yaşadığı sorunu çözüyorsa, Allah'a güveniyorsa vesaire, bu durumları genel olarak olumlu dini başa çıkma içerisinde tanımlayabiliriz. Ama şikayet ediyorsa, yani beni Allah'ım niye böyle yarattın, ben niye böyleyim gibi serzenişte bulunuyorsa, işte kaderinden, efendim kendisine verilen kısmetinden şikayet ediyorsa, bunu da genel olarak olumsuz dini başa çıkma olarak tanımlayabiliriz. Şimdi gençlerin genel olarak ben bununla ilgili bir lise ve
lisans düzeyinde bir çalışma yapıp gençlere iki tane soru sordum. Direkt mülakat şeklinde. Dedim ki yaşadığınız sorunlar neler? Genel olarak bana bunlardan bahsedin. Ve bu yaşadığınız sorunlara yaklaşırken hangi başa çıkma ve dini başa çıkma mekanizmalarını kullanıyorsunuz? Dilerseniz isterseniz bunların üzerinden biraz konuşalım. Sorunlarını nasıl geldi cevaplar? Şöyle önce sorunlarını isterseniz söyleyelim. Yani gençlerin genel olarak yaşadığı sorunları ben topladıktan sonra 3 kategoriye koydum. Bunlardan bir kısmı bireysel sorunlar, yani kendisiyle ilgili yaşadığı sorunlar. Bunlar mesela içinde bulunduğu cinsiyeti, yani erkeklerin kendine özgü bazı sorunları olduğunu, kız öğrencilerin de kendine özgü bazı sorunları olduğunu söyleyebiliriz. Bunun dışında karşı cinsle ilişkisi, mesela cinsellikle ilgili soru sorabileceği kişileri olmamasını bir sorun olarak gençler görüyorlar. Dolayısıyla o süreçte gençlerin hem cinsiyetleriyle ilgili hem cinsel konularla ilgili danışması gereken bilgi, sağlam bilgi alabileceği kaynaklara ihtiyacı olduğunu burada söyleyebiliriz. Yine biraz önce konuşmamızın içerisinde de söylemiştik, şüphe. Gençlerin bu süreçte işte soyut zekanın çalışmasıyla beraber, hayatı anlamlandırma süreciyle beraber içinden geçtikleri bir şüphe süreci. Her şeye karşı şüphe, sadece dine karşı değil, birçok konuda şüphe ettiklerini, bunun da normal bir süreç olduğunu söyleyebiliriz ama bu kendileri için bir sorun olarak karşılarında duruyor. Mesela şu sorular bana gelebiliyor ki siz de eğitimcisiniz, benzer soruları duymuş olabilirsiniz. Hocam aklıma türlü türlü sorular geliyor. Bunları söylesem acaba günaha girer miyim gibi farklı tarzda sorular soruyorlar. Biz de genelde hani bu sorular normaldir. Hani peygamberimize de biliyorsunuz sahabe efendilerimiz ya Muhammed bizim aklımıza öyle sorular geliyor ki bunları sorsak acaba dinden çıkar mıyız diye soruyorlar. Hayır diyor, o sizin imanınızın arttığının bir göstergesidir diye bir yaklaşım içerisinde yani, teşvik Hazreti ediyor. Hazreti İbrahim hocam. Hazreti İbrahim diyor, sen bana bunu kanıtladın ama benim kalbimi mutmain kıl. Rabbine karşı o mutmainliği dileyen bir peygamber var. O yüzden gençlerin aslında o sordukları sorular doğru cevabı arama arayışları, öyle değil mi hocam? Kesinlikle. Bu kafalarındaki soru işaretleri çok önemli ve çok kıymetli. Öğrenci düşünüyorsa bu çok değerli dediğiniz gibi. Yani düşünebilmiş ve gelip o soruyu sana yöneltebilmişse bu gerçekten kıymetli bir durum. Bunu olumluya çevirmek, hani onun anlayabileceği tarzda bu soruları cevaplamaya çalışmak. Doğru budur değil. Bu konuda şöyle bir yaklaşım var. İşte Kur'an-ı Kerim'in, hadislerin yaklaşımı bu konudadır. Bizim işimiz illa zorla birilerini bir şeye inandırmak ya da bir konuda yönetmek değil. Çünkü peygamberimizin görevi biliyorsunuz tebliğ etmek. Sen vazifeni yap diyor, anlat. Bizim de eğitimciler olarak aslında görevimiz bu. Ya rehberlik yapıyoruz, anlatıyoruz. O an inanıp inanmamak bizim sorumluluğumuzda değil. Süreç içerisinde inanır veya inanmaz ki biz inanacağını düşünüyoruz. Böyle bir yaklaşımın doğru olacağı kanaatindeyim. Gençlerin aslında özellikle bu dijital kültürün içerisinde en çok yaşadığı sorunlardan bir tanesi de bağımlılık. Bunu madde bağımlılığı olarak da düşünebiliriz ama diğer taraftan dijital bağımlılıklar, telefon bağımlı olabilir, sosyal medya bağımlı olabilir vesaire. Bu anlamda da düşünebiliriz. Bağımlılıklar mesela işte sosyal medya gençler arasında çok popüler kullanılıyor. Hatta zaman zaman bizler de kullanıyoruz. Şimdi burada hemen altını çizmemiz gereken bir mevzu var. Biliyorsunuz bu sosyal medya araçları bütün dünyada insanlar arasında tercih ediliyor. Peki niye tercih ediyorlar? Yani insanlar buralara girip burada ne arıyorlar, ne görüyorlar? Yapılan araştırmalarda şunu söyleyebiliriz. Birincisi beğenilme arzusu. Hani o tık beğenme olayı var ya, onun üstüne mühendisler belki birçok çalışma yapmışlardır. O beğenme duygusu, kişinin beğenilme arzusu. Gençlerde de bu çok yüksek oranda içinden geçtikleri dönemle ilgili bir durum olduğu için bir kısmı sosyal medyada beğenilme arzusu. Yani kendim oradayım ve yaptığım eylemi burada paylaşayım, beğenilme alayım. Bir de sürekli pekiştireç. Yani bir gün giriyor, bir pekiştireç alıyor, ikinci. Ve bunlar bağımlılığa bir zaman sonra dönüşebiliyor. Dolayısıyla dijital bağımlılık diye bir kavramdan bahsedebiliyoruz. Bu sadece gençlerin problemi değil aslında. Günümüzde birçok insanın karşılaşmış olduğu sorunlardan bir tanesi. Burada özellikle bizim ülkemizde değil ama Batı'da hem gençlerde hem yetişkinlerde böyle bir problemin olduğunu şu anda düşünüyorlar ki
dijital bağımlılığa karşı 30 gün oruçları şu anda konuşuluyor. 30 gün hiçbir dijital aleti kullanmayacağım, ondan uzak duracağım ve bu şekilde bu bağımlılıktan kurtulacağım gibi kendilerince çözümler bulmuşlar. Umarım ülkemizde de bu tarz sorunları ilerleyen zamanlarda görmeyiz. İnşallah. Hocam bazen şunu düşünüyorum, bu sosyal medya aracılığını çok sık kullanmamızın sebeplerinden bir tanesi aslında orada kendine ait bir şeyi arayış olamaz mı diye. Hani benden olanı, benim fikirlerime uygun, daha paralel giden, bunun arayışı mı acaba diye düşündüm ama sizin o beğenilme dediğiniz o arzu muhtemelen gençler arasında çok daha popüler değil evet, mi? Evet, takdir edilme. Peki geçmişinde yani aslında altında yatan ana sebeplerden bir tanesi bir ailesi tarafından takdir görmeme ya da arkadaş çevresi, akranları tarafından bir takdir, beğeni görmeme olabilir mi? Bir eksiklikten mi yoksa doğal bir süreç mi aslında bu? Olabilir. Bununla ilgili bir literatürde çalışma var mı bilmiyorum. Ama beğenilme arzusu insanın yapısında olan, doğal yapısında olan bir şey. Takdir edilmek istiyoruz. Çünkü marifet iltifata tabidir. Dolayısıyla iltifat edilmek istiyor. Her insan saygı. Sizin dediğiniz noktada hani ailesinden sevgi, yoksunluğu görmüş insanlarda böyle bir eğilim olabilir mi? Olabilir, bilmiyorum ama bu konuda mutlaka sosyal bilimcilerin, psikoloji uzmanlarının çalışmalar yapması gerekiyor. Dijital bağımlılık üzerine çalışmalar yapması gerekiyor. Bir de burada sosyal medya üzerinden, bağımlılık üzerinden giderken şunu da eklememiz gerekiyor. Gençlerin en çok yaşadığı sorunlardan bir tanesi de kendilerinin ifadesine göre yalnızlık. Evet, bir toplum içerisinde yaşıyoruz, insanlarla beraberiz ama kendimizi yalnız hissediyoruz. Yalnızlığın iyi olanı da var, kötü olanı da var. Yani insan tabii ki yalnız kalmaya ihtiyaç duyar, kendiyle baş başa kalmak ister. Bununla ilgili bir sorunumuz yok ama kalabalık içerisinde kendini yalnız hisseden bireyin bir yalnızlık problemi yaşadığını, toplumdan kendini yalıtılmış hissettiğini, bunun bir sorun olabileceğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla birazdan din veya dini başa çıkma mekanizmaları bu problemlere hangi çözümler üretiyor konusuna geldiğimizde, özellikle gençlerin içinde bulundukları dönemde gönüllü katılımcı olarak bir takım hayır hizmetlerinde bulunmasının bu tarz problemlerin çözüm olacağını da zaten söyleyeceğiz. Yine ikinci olarak bu bireysel problemleriydi. Bir de toplumdan gelen problemlerden bahsettiler ki bunların başında kültür geliyor. Yani gencin içinde bulunmuş olduğu dönemi şöyle düşünün. Bir taraftan yerel kültürü anlamaya çalışıyor ve kültürün gereğini yapmaya çalışıyor. Yaşadığı çevrenin, işte bulunduğu ilin neyse orayı anlamaya çalışıyor, anlamlandırmaya çalışıyor, yerine getirmeye çalışıyor. Diğer taraftan da bir de popüler kültür var. Yani dünyada moda denilen bir popüler kültür var. O kültürü de anlamlandırmaya, onun gibi olmaya belki o şekilde çalışıyor. Şimdi bu söylediklerim tabii bütün gençler için geçerli değil ama bu gençlerin yaşayabileceği sorunlara örneklerdir de diyebiliriz. Dolayısıyla popüler kültür ve yerel kültür gencin baş etmesi gereken sorunlar içerisinde duruyor. Bir tarafıyla yereli anlamaya çalışıyor, bir tarafıyla da kendisine dayatılan veya işte sen böyle olursan ancak değerli olursun denilen, bir taraftan sosyal medyadan gelen kültürü yaşamaya çalışıyor. Bir taraftan işte AVM kültürü veya işte kapitalizmin getirmiş olduğu kültür vesaire bunları anlamlandırmaya çalışıyor. Bunların her birisi gençte ister istemez bir şekilde bir stres düzeyini yapıyor. Mesela ay nesli, ben nesli diye bir kavramdan bahsediliyor. Ben nesli. Bu ne demek? Yani benim merkezde olduğum bir hayat. Ben eğer varsam, ben anı yaşıyorsam değerliyim yaklaşım. Bu yine Batı paradigmasından gelen bir kavram. Dolayısıyla gençler yerelden biz kültürünü alırken ötekini takdir etme, ötekiyle var olma, diğer gamlık gibi değerler alırken bir taraftan da diğer kültürden hayır sen merkezde olacaksın, kendin için yaşayacaksın, diğerlerine ne gerek var gibi bir yaklaşım. Bakın burada bir çatışma gerilim, var. Bir çatışma, bir gerilim sürecine giriyor genç. Bu da onlarda aslında yaşattığı önemli bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Yine gençlerin doğal bir süreç olarak ailesiyle iletişim biçimi. Aile biliyorsunuz gencin en güvende olduğu, ilk eğitimini aldığı kurum. Annesi, babası, kardeşleri, çevresi.
Fakat süreç içerisinde gençler onlarla iletişim biçimlerinde sorunlar yaşayabiliyorlar. İşte bu iletişimden kaynaklanan sorunlar bazen anlaşılmazlığa sebep olabiliyor. Bazen kendilerini daha yalnız, daha huzursuz hissetmelerine sebep olabiliyor. Belki anne babanın bilerek, tabii bunlar yaptığı şeyler de değildir ama bilmeden çocuğuna karşı yapmış olduğu hatalardan kaynaklı onları yalnızlığa itmelerine sebep olabiliyor. Onları yanlış durumların içerisine sokmasına sebep olabiliyor. Dolayısıyla bu da yine gençlerin baş etmesi gereken önemli bir durum olarak karşımızda var. Genç, daha önce söylemiştik, çocukluktan geliyordu ve yetişkinliğe gidiyordu. Sonraki aşamada, yani yetişkinliğe geçtiğinde ne yapacak? Evini kuracak, eşini bulacak, iş kuracak, bir para kazanacak. Bir sorumluluk alma süreci başlıyor. Bir sorumluluk süreci başlıyor. Bunun kaygısını da aslında yaşamaya başlıyor. Ben ama ne olacağım? Biraz daha yetişkin hale gelmiş. Daha mı kolay atlatır diye düşündüm bir an. Yani gençlik döneminde... Yine mi böyle bıçak sırtı yıllar? Evet. Ya dedik ya hani ne çocuk ne yetişkin. Hani bazen çocuk bazen yetişkin. Yetişkin gibi düşünmeye başladığında ben ne olacağım acaba? Hani yarın şimdi 12. sınıf öğrencilerini şöyle düşün, derslerine girdiğim için görüyorum. Seneye nerede okuyacağını tahmin ediyor sadece, bilmiyor nerede okuyacağını. Evet. Bu müthiş bir gerilim sebebi. Ya ben ne olacağım, nerede okuyacağım acaba, mesleğim ne olacak? Dolayısıyla gelecek kaygısı, gelecekte ben ne olacağım, nerede olacağım, nasıl bir hayatım olacak? Ekonomik olarak özgürlüğüm olacak mı? Hayat şartlarım nasıl olacak? Kimler bana destek olacak? Veya kendi kendime yetebilecek miyim gibi bu tarz sorular. Ki bunların tekrar söylüyorum normal, hepimizin geçtiği süreçler olarak söylüyorum. Ama genç için bunlar aşılması zor problemler olarak karşısında duruyor. Yine benzer şekilde para kazanma, işte ekonomik özgürlüğü elde etme, iş bulma. Yani bu gençlerin en çok söyledikleri problemler arasında. İşim olacak mı? Hayatımı kendi kendime çevirebilecek miyim? Mesleğim, seveceğim bir meslek olacak mı? Zamanında bir doktor hanımla tanışmıştık. Diş hekimiydi kendisi. Dedi ki hocam çok mutsuzum dedi. Neden dedim? Dedi ki ben dedi diş hekimi olmak istemiyordum. Ailem istedi. Ben de işte diş hekimi onların isteğinin sonucunda okudum dedi. Şu an çok mutsuzum ve kendisi o an diş yapıyor, düşünün. İşinin aman başında, parasını kazanıyor. Hiçbir ekonomik olarak sıkıntısı yok ama mutsuz. Dolayısıyla yanlış meslek tercihi de aslında gençlerde bir korku olarak, bir endişe olarak, bir kaygı olarak karşılarında duruyor. Yine gençlerin içinde bulundukları eğitim ve sınavlar, yani lisede olan bir genç, lise dönemi veya üniversitede olan o okulu, okul süreci de bir başa çıkması gereken bir durum olarak karşılarında duruyor. İşte sınavlar, mesela girmesi gereken sınavlar, geçmesi gereken sınavlar, bunlar da onlarda ciddi endişeler, kaygılar yaratıyor. Ki sınav zaten biliyorsunuz çok insani olmayan bir durum. Yani bildiklerinizden imtihan edilmek, hele de bunun sonucunda bir yere gelebilmek veya gelememek hepimizde belli kaygılar oluşturan bir süreç. Çok gayri insani bir durum. Ama şartlar öyle. Yani biz sınava hepimiz girdik ve gençler de girecekler. Dolayısıyla bu süreci anlamlandırmak, gençlere bu konuda belki destek olmak, onların bu problemini, onların baş edebileceği seviyede yardımcı olmak gerektiğini görüyoruz. Son olarak toplumsal sorunlarından bahsediyorduk. Şiddet. Gençlerin yine maddi şiddet de olabilir, fiziksel şiddet de olabilir, manevi ya da fiziksel olmayan şiddet de olabilir. İşte akran zorbalığı, bunlar son dönemde çok fazla konuşuluyor. Gençler arasında bu şiddetin her türlüsünün yaşanabilme ihtimali de var. İki, bu insanın genel toplumda yaşanabilecek sorunlar. Bu da ciddi olarak gençlerde sağlık, psikolojik sağlık konusunda sorunlar yaşatabileceğini söyleyebiliriz. Hocam, hayatı böyle çarpı iki yaşayan gençlerle karşı karşıyayız aslında. Ama bir o kadar da kırılgan ve savunmasızlar. Desteğe ihtiyaçları var. Karşılaştıkları o sorunlarda ben ne yapabilirimin böyle çırpınışlarını bize gösteriyorlar. O noktada onlara hiç kıyamıyoruz. O çırpınışlar bizim gözlerimizi yaşartıyor, kalbimizi dağılıyor. Elimizden ne gelir diye çırpınıyoruz. Ama bizden çok daha hızlı ilerliyorlar. Şimdi bir sorunla karşılaşmışlar. Başa çıkma yöntemi olarak da dini seçecekler. Din onlara yardım etsin istiyorlar. Dinin başa çıkmada
bize sunmuş olduğu yöntemleri nelerdir? Şunu belirtmek gerekiyor öncelikle. İçinde bulundukları dönemde, daha önce de söylemiştik, şüphe duymaları, bir kararsızlık yaşamaları normal. Hatta toplum, özellikle kendinden büyükler, onlardan şikayet edebilirler. Mesela biz tarihe baktığımızda Yunan filozofları gençlerden şikayet etmişler. Ya yeni gençlik ne kadar da avare, ne kadar da iş yapmıyorlar, ne kadar da geleneklerine bağlı değiller diye şikayet etmişler. Sümerlerden geldi öyle bir yazı hocam. Evet. Gençlerden şikayet yani ediyorlar. Yani tarihin her dönemde, mesela ben Erzurumlu Muhammed Lütfü Efendi'nin eserini, divanını okurken kendisi de dönemin gençlerinden, yani bizim babalarımızdan şikayet etmiş. Demiş ki ya bu gençler niye böyle değerlerden uzaklaşıyorlar, niye işte daha işte ibadetlerine düşkün değiller tarzında. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Aslında her dönem, insanlığın olduğu her dönemde yetişkinler gençlerden bir şekilde şikayet etmişler. Niye ediyorlar peki? Çünkü kendisi gençlikten geçiyor, yetişkinliğe geliyor, bazı tecrübeler kazanıyor, hayatın gerçeklerini anlıyor ve burada aslında altı çizilmesi gereken noktalardan birisi de şu, kendisi yavaş yavaş o şüpheyi bırakıyor, teslim olmaya başlıyor, dine karşı bir teslim süreci başlıyor. Yapılan çalışmalar bunu gösteriyor. Gençlik döneminde dindarlaşma, inanç vesaire bunlarda düşüş olsa da yetişkinlikle beraber bu hızla çıkmaya başlıyor. Çünkü yetişkinlik döneminde bizim dini anlamamız, onu tecrübe etmemiz çok daha fazla doğal bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla ben inanıyorum, ben tecrübe ediyorum, o niye yapmıyor konuyu getiriyor. Bunun da normal bir süreç olduğunu artık kabul etmemiz gerekiyor. Bir de burada biraz önce gençlerin yaşadığı sorunları biz genel olarak bireysel ve çevreden gelen sorunlar olarak özetlemiştik. Ben bunların temeline birkaç tane daha ek yapmak istiyorum. Dolayısıyla onun üstünden gençler hangi başa çıkma, dini başa çıkma mekanizmalarını kullanıyor, öyle cevaplayalım. Hocam, meşhur bir psikiyatr Irving Yalom diye var. Kendisi diyor ki, şu anda da yaşıyor sanırım. Bana diyor birçok danışan geldi, birçok sorun anlattılar diyor. İşte yaşayan iyi bir psikiyatr dünyada, yani bir alanın uzmanlarından bir tanesi. Diyor ki bana diyor binlerce danışan geldi. İşte evinden şikayet eden, işinden şikayet eden, eşinden şikayet eden, çocuğundan şikayet eden, türlü türlü diyor sorunlar anlattılar. Ve ben bunların hepsini dinledim, bir şekilde bunlara danışmanlık yaptım. Fakat diyor zaman sonra şunu fark ettim diyor. Bütün bu problemlerin altında birkaç şeyi anlamlandıramama problemini gördüm. Bunlardan bir tanesi ölüm, bir tanesi hayat. Diyor ki hayatı ve ölümü anlamlandıramadıkları için diyor, bunlar temelde diyor bazı problemler çıkarmaya başlıyordu. Yani hayatı anlamlandıramamak, hayatın ne olduğunun adını koyamamak, hayatı yaşarken karşımıza gelen sorunları da anlamlandırmama sorunu çıkartıyordu. Biz insanı aslında anlamlandırırken şöyle düşünebiliriz. Ölüm bir hayatın gerçeği ama hayatın gerçeği olan bu ölümü veya yaşamı ne kadar hayatımızın bir gerçeği olarak görebiliyoruz? Modern hayat bize aslında şunu öğretiyor. Ölüm var ama onu hiç düşünme. Onunla senin aranda perdeler koy. Ne kadar çok perde koyarsan, ne kadar çok ölümü unutursan, ne kadar çok kendini ve isteklerini, hazzını kutsarsan o kadar çok mutlu olursun mantığı oluşturuluyor. Dolayısıyla bu haz alma duygusu, yani hayattan haz alayım duygusu bizde ölümü ötekileştirme, ölümü yok etme, ölümü görmezden gelme anlayışı çıkartıyor. İşte bu yaklaşım, bu düşünce, yani ölümü anlamlandıramama, yaşamı anlamlandıramama problemi sorunları sorun olarak görme, problem olarak görmeyi çıkartıyor. Burada din çok önemli bir vazife görüyor. Gençlerin aslında hayatı ve ölümü anlamlandıramamasının temelinde yaradanı, üstün bir gücü anlamlandıramama problemini de söyleyebiliriz. Aslında bütün bu sorunların temelinde yaradanı anlamlandırma, üstün bir güç, Allah, Tanrı'yı anlamlandıramama probleminden de bahsedebiliriz. Dolayısıyla gençlerin dini başa çıkma yolunda, dini başa çıkmayı
bir strateji olarak görmesinde hayatı ve ölümü anlamlandırırken Yaradan'ı da anlamlandırma, Yaradan'ı doğru bir şekilde anlaması olarak düşünmemiz gerekiyor. Şimdi buradan şuna gelebiliriz. İşte gençlere ben sordum, dedim ki hani bu kadar sorunlar yaşıyorsunuz, bu problemler hepimizin geçirdiği evet normal durumlar. Anlayabiliyorum bu problemlerinizi. Peki nasıl başa çıkıyorsunuz? Hangi dini stratejileri, başa çıkma stratejilerini kullanıyorsunuz? Hocam 12-13 tane çok genel bazı başa çıkma stratejilerinden bahsetmek istiyorum. Mesela bunlardan bir tanesi dua etmek. Dua etmenin kendilerini müthiş oranda rahatlattıklarını ifade ettiler. Literatüre baktığımızda da dua eden insanların stresinin azaldığı, rahatlama sağladığı. Yine benzer şekilde hatta ateistler içerisinde bile dua edince mutlu olduğunu ifade eden bireylerin olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla dua aslında bir iletişim biçimi. Yani o yüce yaratanla, yüce varlıkla iletişim kuran insan ki biraz önce söylediğimiz yere geliyor. Kendisinin yalnız olmadığını, bu hayatta başa çıkacağı sorunlarla, başa çıkması gereken problemlerle tek başına olmadığını inanan bir birey daha güçlü oluyor. Ateist kime dua ediyor hocam? Ateistler de bir şöyle ateizmi aslında iki şekilde düşünebiliriz. Bir tepkisel ateistler. Yani diyor ki ben filancanın inandığı yaratıcıya inanmıyorum diyor. Ama kendince bir yaratıcısı var. Ama kendince bir düzenleyici, bir üstün gücün olduğuna inanıyor. Bunlar tepkisel ateist ve bunların sayısı çok fazla. Dolayısıyla biz bunları gerçekten bir ateist olarak görebilir miyiz? Hayır. Bunlar derinden zaten insanın doğasında bir inanma eğilimi var. Kur'an-ı Kerim ayetlerine baktığımızda da zaten Kur'an-ı Kerim'de inançsızlıkla ilgili herhangi bir şeyin olmadığını görürüz. Tek Allah inancı üzerinden yani tevhid üzerinden bir vurgu olduğunu görürüz. Ayetlerin hiçbirisinde niye Allah'a inanmıyorsunuz, Allah'a inansanız da denilmez. Bakın Allah'ın tekliği, birliği, ona ortak koşulmaması gerektiği, şirkten uzak durulması gerektiği üzerinden ayetler daha çok var. Ya da inkar edenler. Evet. İnkar etmiş ama kendince bir yaratıcısı olanlar. Evet yani dolayısıyla insanlık tarihinde salt mutlak bir şekilde hayır yaratıcı yoktur, evreni düzenleyen yoktur gibi bir inanç büyük bir kitlesel hale zaten dönüşmemiştir. Teorik olarak Tanrı'nın yokluğunu ispatlamaya çalışan bir takım yaklaşımlar olmuştur. Ama bunlar da çok az bir küçük azınlık olarak kalmıştır. Dolayısıyla sorunuza gelecek olursak yani o tepkisel ateistler de zorda kaldıkları durumda, rahatlamak istedikleri durumda Allah'ın varlığını evet ortaya çıkarmışlardır. Bir başka mekanizma da hocam tevbe etmek. Gençler işte kendilerinin hata yapıyor, yapmak zorunda çünkü hata yapmadan hayatı öğrenemez. Hata yaptıktan sonra ne yapması gerekiyor? Ya hatasını hata olarak görmeyecek, o zaman da tabii daha sağlıksız bir durum ortaya çıkıyor. Ya da hatasını kabul edecek ve bundan tevbe edecek. Ben hata yaptım ama tevbe ediyorum. Dikkat edin burada bir arınma, yine bir iletişim biçimi var. Tevbe de aslında yüce yaratıcıyla arasında bir iletişim gençlerin. Evet. Yani namaz, dua etmek, tevbe etmek bunların her birisi çok güçlü iletişim araçlarıdır yaratıcıyla. Dolayısıyla dua etmek, tevbe etmek ve arınmak, yapmış olduğu hatadan pişman olmak duygusu yine stresi düşüren, gençlerin kaygısını azaltan bir dini strateji olarak karşımıza çıkıyor. Namaz kılmak, ibadet etmek, oruç tutmak bunlar da yine gençlerin en çok başvurdukları yöntemler arasında. Biliyorsunuz namaz Allah'la birey arasındaki en güçlü kanallardan bir tanesidir. Kişinin biraz önce yalnızlıktan bahsederken yalnızlığın iyisi vardır demiştik. Aslında namaz esnasında kişi kendisiyle ve Yaradanıyla baş başa kalır. Buna ihtiyacımız var. Bu yalnızlığa ihtiyacımız var. Bu yalnızlık olduğunda biz aslında kendimize dönmüş oluyoruz. Kendi anlamımızı bulmuş oluyoruz. Dolayısıyla yine asıl meseleye dönecek olursak hayatı anlamlandırma, varoluşu, yaşamı, ölümü anlamlandırma kendimizle baş başa kaldığımızda yapabildiğimiz bir durum. Bakın bugün modern hayatın bize getirmiş olduğu bu teknolojik
olaylar şunu yapıyor aslında. Çoğumuz bunu hissedebiliriz. Tek başımıza durduğumuzda rahatsız oluyoruz. İlla bir şey yapma gereği hissediyoruz. Yani ya elimize telefonu almak istiyoruz, ya bilgisayara bakmak istiyoruz, ya birisiyle konuşmak istiyoruz, ya televizyonu açıyoruz. Çok zor kendi başına durup da hiçbir şey yapmadan kendiyle, kendine dönüp kendine tefekkür edebilecek insan sayısının çok az olduğunu görüyoruz. Sosyal bir varlığız çünkü. Muhtacız, fıtrat bunu getiriyor. Tabii ki sosyalliğimiz var. Gençler bunun farkına varıyorlar mı hocam? Sosyalliğimiz tabii ki var. Diğer insanlara muhtacız. Fakat kendimize ayırmamız gereken, kendimizle baş başa kalmamız gereken zamanların ihtiyacımız olduğunu da bilmemiz gerekiyor. Gençler işte namaz esnasında hep şu ifadeleri genel olarak kullanıyorlar. Namaz esnasında beni yaratanla birlikte olduğuma inanıyorum. Yapılan literatür çalışmalarına baktığımızda cinsel sapkınlığı azalttığı, namaz kılanlarda cinsel sapkınlık oranının çok düşük olduğu. Yine benzer şekilde mesela namaz esnasında beyin dalgaları ölçülüyor bireyler üzerinde. Beyin dalgalarının çok yüksek frekansta kaygıyı azalttığı ve olumlu bir dalga boyuna geçtiğini gösteriyor. Dolayısıyla namaz aslında doğal bir bağışıklık sistemi de bireye kazandırıyor. Bir başka mekanizma abdestli gezmek. Hocam gençler şunu ifade ettiler. Biz abdestliyken kendimizi daha fazla güvende hissediyoruz. Peki neden dedim? Dedi ki biz dedi o anda korunduğumuzu inanıyoruz. Hani küçükken annemiz bize derdi ya işte abdestli ol veya yatarken abdestli olursan melekler seni korurlar. Gerçekten de yapılan araştırmalar da bunu gösteriyor. Abdestli olarak yatağa giren insanlarda hem uyku düzenlerinin daha iyi olduğu hem de abdestin mesela COVID sürecinde abdestin bulaşıcı hastalıklara karşı daha koruyucu olduğu tespit edilmiştir. Mesela zırh gibi görüyorlar efendim, o halde. Zırh gibi görüyorlar kendilerini koruduğuna evet, inanıyorlar. Hem maddi hem manevi bir korunma olarak karşımıza çıkıyor. Bir başka başa çıkma mekanizması da camiye gitmek. Cami nedir? İşte bizim kültürümüzde Allah'ın evi olarak kabul ediyoruz. Tabii bu bir metaforik yaklaşım. Ama gençler daraldıklarında, sıkıldıklarında gidebilecekleri bir yer olarak camiyi görmeleri. Biliyorsunuz Diyanet İşleri Başkanlığı'nın da bu konuda gençleri, çocukları camiye kavuşturma adına etkinlikleri var. Bunlarla ilgili de çok güzel olumlu dönütler alınıyor. Camiye gitmek de gençlerde çok fazla dini duyguların yaşanmasına sebep olduğunu söyleyebiliriz. Yine belki bir olumsuz dini başa çıkma mekanizması olarak görebiliriz ama mesela sordum dedim ki ya seni günah işlemekten alıkoyan sebep nedir dedim. Dedi ki cehennem korkusu hocam. Cehennem korkusu beni durduruyor. Bakın bazı insanlar cenneti düşünerek belki bir davranış yapabilir. Bazı insanlar bu insanın yapısı yani her insanın yapısından kaynaklanan bir durumdur. Beni cehennem korkusu durduruyor dedi. Dolayısıyla davranışını engellemede cehennem aslında koruyucu bir rol yapıyor. Yani cehennem inancı, ben cehenneme gitmeyeyim, yanmayayım inancı gençlerde önemli bir başa çıkma mekanizması olarak ortaya çıkıyor. Hatta cennet beklentisi de önemli bir motivasyon olarak literatürde görülüyor. En güçlü dini başa çıkma stratejilerinden bir tanesi de hocam Allah'a güvenmek. Yani Allah'ın var olduğunu bilmek, ona inanmak ve ona güvenmek. Tekrar aynı önemli olduğu için konunun altını çizmek istiyorum. Birey bu hayatta yalnız olduğunu hissedebilir. Hayatı anlamlandırma sorunları yaşayabilir. Yaşamı, ölümü anlamaya çalışır. Bunların her birisinin temelinde tekrar söylüyorum Allah inancı çok güçlü bir motivasyon sağlayacaktır. Dolayısıyla gençler Allah'a güvenerek Allah benimle beraber beni takip ediyor, beni yarattı. Dolayısıyla beni başıboş bırakmamıştır. İşte hani dedik ya gelecek kaygısı, ileride ben ne olacağım. Güçlü bir tevekkül inancına sahip olan gençlerde ya Allah beni yarattıysa bir şekilde rızkımı da verecektir. Ben elimden geleni yapayım, gerisi zaten Allah'a kalmıştır düşüncesi. Onlar da ciddi olarak bir motivasyon sağlıyor. Bu da çok güçlü bir inanç olarak karşımızda çıkıyor. Yapılan araştırmalarda Allah'a güvenmenin kaygıyı, depresyonu azalttığı, yine umudu artırdığı, kişisel tutarlılığı artırdığı, güçlü iradeyi
ortaya çıkardığı ve hayatın zorluklarına karşı baş edebilme gücü sağladığı da literatürde bulgulanmıştır bilimsel çalışmalarla. Bir başka gençler arasında yaygın başa çıkma mekanizması da hocam Kur'an okumak veya meal okumak. Sordum, dedim ki niye okuyorsunuz? Hani meal niye okuyorsunuz? Kur'an-ı Kerim niye okuyorsunuz? Şunu söylüyorlar. Kur'an okurken yine aynı yere gidiyor. Allah'la iletişim kurduğumuza inanıyoruz. Allah benden ne istiyor? Benden ne bekliyor? Bunu anlamlandırmaya çalışmak. Kur'an'ı anlamasa dahi Kur'an'ı dinlemek bile gençlerde önemli bir dini başa çıkma stratejisi olarak karşımıza geliyor. Çünkü Kur'an'ı duymak, o Allah'ın kendisine seslendiğini hissetmesi gençler için güçlü bir din duygusu ortaya çıkarıyor. Yapılan araştırmalarda da Kur'an sesini duymak, Kur'an dinleme, inanarak Kur'an sesini duymanın sakinliğe ve mutluluğa artırdığına dair bulgular vardır. Bir başka dini başa çıkma mekanizması da dini sohbetlere katılmak. İşte bir din kültürü öğretmeninin dersine katılması olabilir veya işte bir hocanın ders işte camideki bir sohbetine katılmak, cuma sohbetlerine katılmak vesaire. Bunların her birisi gençlerde bir başa çıkma mekanizması olarak duruyor. Yapılan literatür taramalarında da şunu görüyoruz. Düzenli haftalık veya aylık cami sohbetlerine giden gençlerde düşük sigara içme eğilimi, alkol bağımlılığı bunların düşük oranda olduğunu söyleyebiliriz. Hatta madde kullanımını azalttığına dair de literatürde bulgular var. Hocam bir başka mekanizma nasibe inanmak ve tevekkül etmek. Gençlerin en çok belki ihtiyaç duydukları mekanizmalardan bir tanesi. Biraz önce de bahsettik zaten. Bireyin içinde bulunduğu problemleri problem olarak görmemesine. Evet, ben bu problemi yaşıyorum ama Allah beni yarattı ve bundan koruyacak. Bu geldiyse Allah'tan gel. Hani İbrahim Hakkı Hazretleri'nin meşhur bir sözü var. Hak şerleri hayreyler, zannetmeki gayreyler, Arif onu seriler, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. İşte bu tevekkül anlayışı. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Yani haktan bana gelen her şey güzeldir. Bir kader bilinci oluşturuyor aslında gençlerde. Evet, bir kader bilinci oluşturuyor. Bunu farkındalar mı bunu söylerken? Hani bu nasip ve takdir dediniz ya, bunun aslında Allah'ın kaderine iman olduğunu farkındalar mı? Burada belki şunu söyleyebiliriz hocam. Hani bu soyut zekanın çalışmasıyla beraber gençlerin daha akılcı bir kader anlayışının içerisinde bulunabildiği ama zaman sonra daha tevekküle yaklaştıkları, hayatın gerçekleriyle beraber. Çünkü şu anda hepimiz belki içinde bulunduğumuz yaş itibariyle şunu görebiliyoruz. Her şeyi kontrol edemiyoruz. Yani hayatımızda bizim merkezinde sandığımız irademiz, ben her şeye karar veriyorum düşüncesi. Aslında bir yanılsamadan ibaret. Çünkü doğduğumuz günden beri çevremizdeki insanlar, annemiz, babamız, çevremiz o kadar çok bizimle ilgili kararlar almışlar ve biz bugüne gelirken bugün vermiş olduğumuz kararlarda geçmişin, insanların, üzerimizdeki etkisi olan bütün güçlerin etkisi olduğunu düşündüğümüzde çok da fazla aslında irademizde özgür olduğumuzu söyleyemiyoruz. Dolayısıyla burada bir tevekkül anlayışı bizi daha fazla mutlu kılıyor, bizi daha hayata başa çıkabilecek şekilde güçlü kılıyor. Bir başka başa çıkma mekanizması da dini figürleri, dini alanda öne çıkan kişileri rol model almak. Bu da mesela kız öğrenciler işte İslam tarihinde bulunan Hazreti Fatma annemizi veya Hazreti Hatice annemizi veya Hazreti Meryem'i, işte Hazreti erkekler Yusuf'u, Peygamber Efendimiz'i bunları örnek verdiler. Onun gibi olabilmek, onlar gibi davranabilmek. İşte onlar şu durumda kaldıklarında bu şekilde davranıyorlar. Dolayısıyla biz de kaldığımızda onlar gibi davranabiliriz. Bu da çok önemli bir mekanizma olarak karşılarımıza çıkıyor. Son iki tane kaldı. Bir tanesi şükretmek. Şükretmeyi de şöyle algılıyorlar. Hani bana birisi iyilik yaptığında ki iyiliğin sahibini bile bilmesem şükretme ihtiyacı hissediyorum. Teşekkür etmek istiyorum. Çünkü teşekkür edince mutlu oluyorum ancak. Dolayısıyla bana bu kadar nimeti vermiş, beni var etmiş,
Bu sorunları yaşasam da hayatta olduğum için, yaşadığım güzel şeyler için teşekkür etmem gerekiyor düşüncesi gençlerde şükretmeyi ortaya çıkıyor diyor. Yine literatürde şükretme duygusunun bireylerde zihinsel sağlık açısından iyiliği, motivasyonu artırdığına dair bulgular var. Son olarak sivil toplumda hayır hizmetlerine gönüllü katılın. Bu da gençlerin başa çıkma mekanizmaları içerisinde çok önemli bir yer tutuyor. Gönüllü, parasız, karşılıksız bir hayır hizmetin içerisinde bulunmak, gençleri toplumu anlamaya, yalnızlığını toplumdan soyutlaşmamasına, toplumun problemleriyle birlikte hareket etmesine, dolayısıyla soyutlaşmasının engellemesine sebep oluyor. Zaten literatürde de şunu gösteriyor, hayır hizmetlerine katılan gençlerin kendilerine göre bir çevre oluşturduğu, kendilerini anlayan, kendisi gibi davranan insanlarla beraber olduğunu, yine topluma yabancılaşmayı azalttığını, dini inancı beslediğini, manevi olarak tatmin ettiğini literatürden söyleyebiliyoruz. Genel olarak gençlerin en çok başvurdukları dini başa çıkma stratejileri bunlardır diyebiliriz. Hocam siz böyle bu stratejilerden bahsederken hemen aklıma şu geldi. Umre'ye genç öğrencilerimizden birisiyle gitmiştik. Onun şu söylediği sözü hiç unutmuyorum. Demişti ki, bunu deneyimlemek, çünkü zihnimde hep Tanrı'ya dair bir soru işareti vardı. Ama o Kabe'yi görmek, işte Peygamberimin huzuruna gitmek, işte ben burada iman ettim dedim hocam dedi. İmanın ne olduğunu ben burada anladım dedi. Hemen bana şunu hatırlattı, dedim ki gerçekten her insan ölüyor, pek çok insan yaşayamadan ölüyor. O kadar ağır ki deneyimlemek, yaşayabilmek, onu tadabilmek çok önemli ve çok özel. İşte gençler galiba onu deneyimleyebilmenin yarışındalar ya da savaşındalar. İnşallah o süreç geçtiği zaman farkına varacaklar. Evet, yaşamanın, onu kendi hayatına tatbik etmenin, o güzelliği görmenin huzuruyla inşallah hayatlarına devam edecekler. Yani evet, bu hayata aslında baktığımızda, bu hayatta var olmamızın en temel gerekçelerinden bir tanesi de hayatı anlamaya çalışıyoruz. Evet. Yani Allah bizi yarattı. Biz yaşarken, tecrübe ederken her içinde bulunduğumuz dönemde Allah'ı daha farklı anlıyoruz. Daha fazla yaklaşıyoruz. Yani çocukluk dönemimizdeki inandığımız Allah, evet Allah, ama yetişkinlikte anladığımız Allah daha farklı. Afet dönemlerinde anladığımız Allah algımız daha gerçeğe belki yakın. Dolayısıyla biz her dönemimizde Allah'a muhtacız. Onu anlamaya muhtacız. Onu anladıkça da insanlaşıyoruz. Onu buldukça da, ona yaklaştıkça da kendimiz oluyoruz. Dolayısıyla insan olabilmenin en temel ilkelerinden bir tanesi kanaatimce Allah'ı bulabilmekten geçiyor. Umarım o anlam arayışlarımız hiç tükenmesin hocam. İnşallah. Bu seyri seferde o soru işaretlerimiz o kadar çok olsun ki doğruyu keşfedebilmek, doğruyu anlamlandırabilmek adına. Çünkü ezberci bir yaşam bizi dinamik kılmıyor, aktif kılmıyor. Aksine pasifleştiriyor. Daha da geriye gidiyoruz. O yüzden o gençlerin o soru işaretleri çok kıymetli, çok özel ve diliyoruz ki o ezberci yaklaşımlardan uzak, irdeleyen, öğrenen, öğreten ve o serüvenden hiç geri durmamak adına hep yürüyen, yarışan bireyler olsunlar. İnşallah. Kıymetli hocam, bu dini başa çıkma yöntemlerinden oldukça güzel bir şekilde söz ettik. Bir de inançsızlığımız var bizim. Acaba gençler arasında gerçekten inançsızlık popüler mi? Yoksa birileri tarafından pompalanan, normalde ortada olmayan bir olgudan mı bahsediyoruz inançsızlık dediğimizde? Var mı gerçekten bu kadar yoğun bir şekilde? Şimdi biraz önce zaten inançsızlıkla ilgili kısa bir tanımlama yapmıştık. Yani ateizm, inançsızlık. Ateizm aslında tepkisel bir yaklaşım. Tekrar bunu söylememiz gerekiyor. İçinde bulunmuş olduğu, gencin içinde bulunmuş olduğu ve dışarıdan gelen müdahaleler sonucunda ya ben bunu kabul etmiyorum veya bir merakının sonucu olarak ya işte demek ki şunlar inanmıyorlar bir de ben bunu tecrübe edeyim diyebilecekleri bir sürecin sonucu da olabilir. Dolayısıyla sadece gençler için düşünmeyelim. İnsanın hayatı boyunca bunu tecrübe edebilme ihtimali olabilir. Ama
Tekrar söyleyecek olursak mutlak bir inançsızlık, tamamen bir inançsızlık sürecinin olacağını ben açıkçası düşünmüyorum. Hatta kelime-i tevhidi biz okurken la ilahe illallah diyoruz. İlahlar yoktur diyoruz. Dolayısıyla önce inkarla başlıyoruz. Sonra illallah diyoruz. Hı hı. Dolayısıyla insan önce hayatında kendisinin oluşturmuş olduğu Allah dışındaki inançları, Allah'a ortak koşabileceği güçleri önce reddetmesi gerekiyor. Dolayısıyla bunun da gençler açısından, yetişkinler açısından doğal bir süreç olduğunu ben düşünüyorum. Hayatımızda Allah'ın yerine koyduğumuz bütün aracıları, bütün şirk ihtiva eden durumları la deyip, la ilahe deyip önce bunları reddetmek, sonrasında da bütün evrenin yaratıcısı ve bizim diyor ya hani size ben şah damarınızdan bile yakınım. Bize en yakın olan Allah'ı bulabileceğimizi düşünüyorum. Dolayısıyla inançsızlık insanlık için genel bir problem değil. İnançsızlık belki bireylerin merak arzusundan veya popüler kültürün insanlara anlatmalarının bir sonucu olarak yaşanabilecek bir duygudur. Bunun da kendi içerisinde bazı psikososyal durumları olabilir, araştırılması gerekiyor. Biz bu süreçte, pandemi sürecinde inançsızlık, ateizm ölçeğini geliştirmiştik. Hani böyle bir ölçek geliştirelim, bakalım ki alanda bununla ilgili çalışmalar yapanlara yol göstersin bu ölçeğimiz. Çok da fazla kullanılmadı. Demek ki ateizmle ilgili çok fazla bir durum görünmüyor. Tabii ki bizler inananlar olarak ateizm konusunda ateist gençlerle, kendisini ateist olarak hisseden gençlerle de iletişim kurmamız, onlara rehberlik yapmamız, onları anlamlandırmaya çalışmamız, onların içinden geçtikleri insanlık serüveninde rehberlik yapmaya çalışmamız en doğal bir durum olarak gözüküyor. Çok teşekkür ediyoruz değerli hocam. Ben çok teşekkür ederim bu fırsatı verdiğiniz için. İnşallah hayırlara vesile olur. İnşallah hocam. İstifade edenleriniz çok olacaktır, eyvallah, eminiz. Genç dimağlarımız, bizim aydınlık yarınlarımız olan gençler. O soru işaretleriniz hiç bitmesin efendim. Zihninizde doğruyu arayabilme yarışında olun her daim. Hoş kalın, hoşça kalın. Bir sonraki bölüm görüşmek üzere efendim.